Çizgi roman aslında şöyle, yani bu etap etap oluyor. Şimdi ben çok küçük yaşlardan beri bir merak var yani bir şeyler. Ama ben en küçük yaşlarda duvarları falan çiziyordum. Böyle. Tabii biraz eleştiri alıyorduk evden, annemizden ve diğer aile çevresinden. Sonra yavaş yavaş işte kağıtlar, mağıtlar falan derken işte öğrencilik yıllarımda karikatür çizmeye başladım. İşte kocaman gazetelerin eklerine karikatür vermeye başladım. İşte Hafta diye bir dergi vardı, Yelpaze diye bir dönemin çok fenomen bir dergiydi yani. Bizim ünlü senaryocumuz ve yönetmenimiz Sefa Önal'ın da yazı işleri müdürü olduğu bir dergiydi. Babali'de. İşte o bana bir şans tanıdı. Yelpaze dergisinde bir şeyler çizdim falan ve sonra yıllar sonra biz tabii büyük bir şey, kader, tesadüf, sinemada bir araya geldik. İşte onu yazdığı senaryolarda ben görev yaptım vesaire. Yani onu şey içinde söylüyor, bu benim için hoş bir şey, onun için de öyle zaten. Sonra yavaş yavaş işte dediğim gibi karikatürlerle başladı o olay bilmem ne. Sonra nerede başladım? Yani yayınlanmaya akşam, eski akşam gazetesinde başladım. Ondan sonra bu arada işte Günaydın Aş ve işte Şenlikli Gün falan gibi gazetelere de hem çiziyorum. Çünkü benim işte, hani Oğuz Aral'ın nasıl Utanmaz Adam bilirsin herhalde onları utanmaz. Hatta Oğuz'un Utanmaz Adamı'nın altında benim Fişek Fikri diye bir kahramanım vardı. O yayınlanırdı Günaydın Ekin'de. Sonra işte şey yapmaya başladım, işte kitap kapakları, işte böyle çizgi romanlar, afişler, yani her türlü denedim açıkçası. Çok uzun yıllarda, yani benim ilk mesleğim, ilk göz ağrım olduğu için bu çizerlik, o benim hayatımda çok farklı bir yer tutar. Sinema daha sonra girdi çünkü hayatıma. Sinemada da çeşitli, işte ne bileyim, senaryo yazdım, işte kamera önü, kamera arkası, çok aktif bir hayatım oldu. İşte sonunda bugünlere, bu yaşlara kadar geldik. Sinemayla bu çizerliği çok uzun yıllar beraber götürdüm zaten. Bu hem ekonomik yönden beni rahatlattı, hem de birinin yorgunluğunu diğeriyle giderebilme şansım vardı ve müthiş bir şeydi benim için yani. Yaşama sevinci veren, işte hayatımı daha keyifli devam ettirmeme neden olan hoş bir uğraşlardı her ikisi de. İşte dediğim gibi bu yıllara kadar geldik. Daha sonra şeyde Eski Sabah'ta çok çizdim. Çok uzun yıllar orada çizdim. İşte dediğim gibi Günaydın'da başka... İşte bu arada da işte kapaklar, kitap, diğer demin saydığım şeyler vardı. İşte hepsi bu kadar. Sinemaya nasıl başladınız? Bak şimdi... Sinemaya nasıl başladım? Hepsi merak. Şimdi bunların... yalnız bu resim hikayesinde şöyle oldu. Ben akademiye gidiyordum. O zamanlar öyle bir şansımız vardı. Yani dinleyici, yani... Dışarıdan öğrenci, işte atölye çalışmalarına katılıyorsun, işte anatomiydi, şuydu buydu falan filan, işin bazında neler olması gerekiyorsa onları da ben yakalamaya çalıştım. Öyle bir zamanım oldu, zaman harcadım o konuda da. Sinemaya da nasıl başladı? Sinemaya büyük bir heves, şudur budur, işte önce bir tiyatro maceram oldu. Tiyatroda keşfedildim resmen, sahneye çıkarıldım vesaire. Amatör çalışıyordum ama daha önce, ondan sonra... Fakat gönlümde hep sinema vardı. Hep sinema. Çünkü kime sorarsan sor, hani böyle işte tiyatro, işte aktörlüğün er meydanıdır falan diyen herkesin sor, hepsinin kafasında sinema vardır aslında. Yani sinema çok büyülü bir şey. Yani çok kalıcı, çok doyurucu, yani manen doyurucu bir şey. Öbürü belki çok daha fazla manen doyurur ama bunu her zaman seyretme şansım var. Aradan 30 sene de geçse, böyle eski bir albümün sayfalarını karıştırıp, o 30 sene önceki ben diyorsun, oradaki adamları hatırlıyorsun, filmi hatırlıyorsun vesaire. Yani dolayısıyla şeydir, sinema, işte dediğim gibi tiyatrodan sonra Ses Dergisi'nin yarışmasına girdim ben ama şöyle,
Onlar bir tane bir bey bir de hanımefendi arıyorlar. Ben oraya yalnız bir not düştüm. Dedim ki yani beni lütfen niye bu yarışmaya katıldığım konusunda şey yapmayayım, meraklanmayayım. Şu söyleyeyim dedim, bu şey. Teferruat arasına gireyim fakat belki birinizin gözüne çarpar diye yazdım. Birinin de gözüne çarpmışım. O da rahmetli Osman Seden. Çok çok önemli, çok büyük bir yönetmen. Allah rahmet eylesin. Öyle başladım. İşte düşe kalka buralara kadar geldik. Yeşilçam'la en ilginç anımız nedir? Hiçbir anım yok. Çok, o kadar çok anım var ki yani içinden seçme şansım yok. Yeşilçam'ın en büyük anı ne biliyor musun? Yani işte herkes bir şey anlar. İşte öyle oldu da şöyle. Yok böyle bir. Orada o setleri yaşamak, o havayı solumak işte en büyük anın o. Şu anda ben bir şey yapmıyorum ama çok yakında yine başlayacağım. Çünkü özel işte eşimi kaybettim, şu falan bir sürü böyle travmatik dönemler yaşadım. Şimdi yeniden başlayacağım ama sorarsan nedir diye ancak bunu söyleyebilirim. Yani tabii çok keyifli arkadaşlar. Mesela Sadri abiyle, Sadri Alışık'la müthiş bir keyif. Bir abi-kardeş ilişkisi içerisinde müthiş keyifler yaşadık mesela. Çok çok büyük keyifler yaşadık. Çok mizah yönü çok güçlüydü. Çok espritüel bir abimizdi Sadri Alışık. Karşılıklı böyle çok keyifli, çok güzel zamanlar geçirdik. Onun da bir sürü anılarım var. Daha herkes de var, bir sürü var. Hemen hemen benim statüm yani sinemadaki statüm yardımcı oyuncu statüsünde olduğum için ben hemen hemen herkese çalışma şansı buldum. İşte biri başvuru oynuyor, yanında da pat, beni iliştirebiliyorlardı, öyle idare ediyordum. İyiydi yani. Çok güzel şeyler de yaptık. Çok rahatsız oldum. Keşke yapmasaydım dediğim şeyleri de yaptık. Yani bu aman Tanrı korusun seks filmleri falan ilgili değil bu söyleyeyim. Yalnızca bu rol bana gitmez, bu rolü ben niye oynayayım dediğim şeylerden söz ediyorum. O furyada hiçbir zaman bulunmadım Allah'a şükür. İşte böyle. Yani bu hayatta böyle geldi geçti.